Nazım Ağa, iyi ki size rastladım. Kasabaya dönmek için işin yoksa minibüsü bekle. 2 saatte bir kalkıyor artık. Sizin şehirde ne işiniz vardı? Hayırlı bir iş Cemal. Ne işiymiş bu? Çatlatmayın adamı. Sonunda aldık tarlayı. Hangisini? Sizin zeytinliğin yanındakini mi? Doğru bildin Rıza. Bugün aldık. Tapudan geliyoruz şimdi. Vallahi bravo. Sizin elinizden bir kaçan kurtuluyor. İki kardeş sırt sırta verdiniz. Yok be Cemal abi. Biz başardıysak her şeyimizi ortak gördüğümüzden. Allah muhabbetinizi bozmasın. Siz de bu birlik olduktan sonra daha çok büyürsünüz. Abimle aramızda hiç ayrı gayrı olmadı. Her şeyi ortak aldık. Bu tarlayı da ortak yaptık zaten Rıza. Oo, vallahi bir köy kaldı almadığınız. Artık içim rahat. Bundan sonrası çocuklara kalıyor. Çalışsınlar, eksinler, bitsinler. Kurulu düzen. Ömer ele bir dönsün. Evet, çaylarımız da geldi. Buyurun efendim. Teşekkürler. Afiyet olsun. Yıllar ne çabuk geçiyor Ömer. Okul da bitti. Buradan gidince en çok bu kafeyi özleyeceğim. Ne çok anımız var burada. Bence özlemeye fırsatın olmayacak. Nedenmiş o? Çünkü Özlem Hanım, artık evlilik hazırlıklarıyla meşgul olacaksınız. Bu hafta sonu gidiyorum kasabaya. Babama konuyu açacağım. Az çok hissetmişlerdir zaten. Baban hemen peki der mi? Beni görmek istemez mi? İstesin. Seni görünce kimse yemez. Merak etme. Her şey yoluna girecek. Umarım. Hem babamın benim evleneceğim kıza karışacağını sanmam. Karışsa da ben böyle bir şeye müsaade etmem Özlem. Vallahi hepsi iyi de araya eller girince düzen bozuluyor. Nasıl yani? İkinizin de evlilik çağında çocukları var. Onlar evlenince mal mülk bölünecek. Amma yaptın Cemal abi ya. Merak etme. Aramıza el sokmayız biz. Malları böldürmeyiz. Abimin oğlu Ömer'le baş göz edeceğiz bizim kızı. Hayırlısı olsun. Düğün ne zaman? Ömer ziraat mühendisi çıktı. Okulu bitiyor. Gelir yakında. Yaparız düğünü. Kardeşimin oğlundan daha iyi damat bulacak değilim ya. Biz şurada inelim Nazım. Sağ olasınız. Tarlada hayırlı uğurlu olsun. Sağ olasın. Hayırlı güle olsun. Güle. Hadi bize eyvallah. Sen ne dersin bu işe Cemal? Kardeş çocuklarını evlendiriyor. Vallahi bunca yıl kardeş gibi yaşa, sonra karı koca ol. Ama bir şey diyemedim. Sakat çocuk tehlikesi de yok mu? Bilmem ki abi. Babamla amcam işleri büyüttüler. İşin başına benim geçmemi istiyorlar. O yüzden ziraat mühendisliği okudum ya zaten. Gideriz Ömer. Benden yana kaygın olmasın. Ama kasabada yapabilecek misin? Niye yapamayayım ki? Ben de ilkokulu, liseyi bir kasabada okudum. Söylemedi deme. Ne sineması vardır ne kafesi. Aa, o zaman gelemem. Ben kafesiz, sinemasız yapamam. Yoksa gece kulübü de mi yok? Seninle nereye olursa gelirim. Ölüme gidelim de ölüme bile gelirim. Umarım aramıza kimse girmez. Kızım, yeter artık. Zaten belli değil miydi Ömer'le evleneceğin? Ne asıp duruyorsun yüzünü? Öyle ama anne. Şimdi birdenbire nişanlanıyorsun denince bir tuhaf oldum. Ömer abimle kızım artık ben... Ömer abim deyip durma. Kocan olacak o senin, kocan. Peki anne. Belma, vallahi baban yüzünü asık görürse kıyameti koparır. Babalar tamam demiş, kimseye laf düşmez. Doğru diyorsun anne. Kızına ne istersin diye soran baba mı var? Hadi uzatma, daha ne istiyorsun? Ömer yakışıklı çocuk. Üstelik de okumuş. Yabancı yere de gelin gitmiyorsun. Ama ben Ömer'i hep abim olarak gördüm.
Tamam, artık kocan olarak görürsün. Olur biter. Vallahi iki ayağımı bir pabuca soktun Nazım. Demek hemen nişanı yapıyoruz ha? Yapıyoruz hanım. Bu işi geciktirmeyelim. Genç bunlar. Gönülleri başkasına kayar mayar. Hayırlısı olsun. Belma'yı severim. Bir an önce gelinim olsun, evime gelsin. Oho! Vallahi desenize biz tarlada bahçede boşuna çalışıyoruz. O ne biçim laf oğlum? Görmüyor musun anne? Her şeyin üstüne Ömer abim konacak. Selim, örf törü öğren. Önce büyükler evlenir. Oğlum haset etme, günahtır. O senin abin. Nasıl haset etmeyeyim anne? Abim Belma ile evlenecek. Onların çocukları her şeyin sahibi olacak. Biz bu evliliği mallarımız bölünmesin diye istiyoruz. Öyle konuştuğunu bir daha duymayayım. Tamam baba, bir daha konuşmam. Buyurun efendim. Eyvallah. Afiyet olsun. Sağ ol. Oğlum tazeledim çayını. Alo. Alo. Selim ne haber? Ömer abi. İyiyim abi, sen nasılsın? Ay Ömer mi? Ver oğlum ver. Ömer'im oğlum. Nasılsın yavrum? Çok iyiyim anneciğim, çok. Size güzel haberlerim var. Nedir oğlum, hayırdır? Telefonda olmaz. Cumartesi geliyorum. Gelince konuşuruz. Tamam Ömer'im. Bekliyoruz. Bizim de sana güzel haberlerimiz var. Bak babanı veriyorum oğlum, öpüyorum. Hoşça kal yavrum. Aslan oğlum benim. Sana gelin alıyoruz, gelin. Gelin mi? Ne gelini baba? Çok heyecanlandı. Telaşlanma oğlum, yabancı değil. Bildiğim biri. Amcanın kızı Belma'yı alıyoruz sana. Belma mı? Baba sen ne diyorsun? Sen gel hele hafta sonu. Gelince konuşuruz. Hadi benim aslan oğlum. İşlerin başına da sen geçeceksin. Hadi kapatıyorum. Ama böyle bir şey nasıl olur ya? Bana sormadan, üstelik de amcamın kızıyla. Birinci dereceden akraban mı? Yok. Yok, Belma benim kardeşim. Merhaba Ömer. Geldim canım. Telefonda da söylediğim gibi. Hafta sonunu bekleyemeyeceğim Özlem. Hemen gidip olanı biteni öğreneceğim. Ya ailen amcanın kızıyla evlenmende ısrar ederse Ömer? Bu hiçbir şey değiştirmez ki. Ben seni seviyorum, seninle evleneceğim. Benim için ailenle aram bozulsun isteme. Sen merak etme. İkna ederim ben onları. Bir iki gün kalır dönerim. Duruma göre bakarsın hemen çeker gelirim. Seni bekleyeceğim Ömer. Hadi canım, gidelim artık. Pijamasını da aldık Ömer'in. Belma seçti. Halis ipek. Damadıma helal olsun. Ben de gelinim ne istiyorsa, ne beğendiyse hepsini alacağım. Şu halimize bak. Eltimdin, şimdi dünürüm oluyorsun. Nigar yenge... Aa, ne yengesi kızım? Artık bana anne diyeceksin. Nasıl da utandım. Ne diyecektin sen? Şey, bu kravatı Ömer abin beğenir mi? Ne abisi kız? Alıştıramadın ağzını. Kocan olacak o senin. Tamam anne. Hafta sonu gelecekti güya. Dayanamadı. Bu sabah binmiş otobüse, akşama geliyor. Heyecanlanmıştır çocuk. Nigar abla... artık bize gelirsiniz akşama. Geliriz tabii Lütfiye, geliriz. Baba, tekrar söylüyorum, çok yanlış yapıyorsun. Ben nasıl Belma ile evlenirim? Ömer doğru konuş.
Yumurtadan çıktın, kabuğunu mu beğenmiyorsun? Seni adam ol diye okuttuk. Büyüklük tasla diye değil. Baba yapma. Ben Belma ile evlenemem. Anne sen bir şey söyle. Ay ne diyeyim oğlum. Büyüklerin böyle uygun görmüş. Nişan alışverişini bile yaptık. Bana sormadan nasıl böyle bir şey yaparsınız ki? Anaya babaya karşı geleceğini düşünemedik işte. Belma'dan iyisini mi bulacaksın? Ailemize yabancı girmeyecek. Anlasana. Mallarımız bölünmeyecek. Yani sırf mallar bölünmesin diye mi amcamın kızıyla evleneceğim? Evet. Amcanla aldığımız her şeyi ortak aldık. Bunca malı mülkü, bağ bahçeyi el oğluna el kızına mı yedireceğim? Baba, Belma benim amcamın kızı. Birinci dereceden akrabam. Her şeyi geçtim, çocuğumuz bile sakat olur. Anlamıyor musunuz? Okudu ya, biz de cahiliz ya. Seni ben okuttum ben. Karşıma geçip kafa tut diye değil. Adam ol, malımıza mülkümüze sahip çık diye. Kesin başka biri var bunun kafasında. Şehirli kızlar rahat bırakmaz ki. Evet anne. Başka birisi var. Sevdiğim, evlenmek istediğim biri. Dedim ya işte bey. Ama o olmasaydı da ben yine de Belma ile evlenmezdim. Yakın akraba evliliği yapmazdım. Sakat çocuk yapma vebaline girmezdim. Bana bak Ömer. Benim mal birliğini böldürmeye niyetim yok. Belma ile evleneceksin o kadar. Hayır baba. Belma ile evlenemem. Evleneceğim kız beni İstanbul'da bekliyor. Defol o zaman bu evden. Defol buradan. Gözüm görmesin seni. Defol. Peki baba. Gidiyorum. Ama bir gün yaptığın yanlışı anlayacaksın. Ömer. Oğlum babanı dinle. Yapma. Bir daha buralara geleyim deme. Unut buraları. Baba. Üzülme. Şehir abimi çok değiştirdi. Giderse gitsin. Kendisi kaybetti. Gitsin 3 kuruş maaşı el kapısında çalışsın. Şehirli kız aklını çelmiş oğlanın. Yoksa Ömer yapmaz böyle bir şey. Yok doğacak çocuk sakat olurmuş. Yok yakın akraba evliliği doğru değilmiş. Bahane bulacak ya. Belma'ya ne diyeceğiz şimdi? Lütfiye'ye ne diyeceğiz? Ben kardeşime ne diyeceğim? Baba. Ne var? Ben ne güne duruyorum? Madem Ömer abim Belma'yı istemedi. Öyle ya. Bizde erkek evlat 2 tane. Ömer olmazsa Selim var. Bence münasiptir bey. Zaten çok hevesliydi. Tabii ya. Aslan oğlum benim. Oldu bu iş. Belma'yı Selim'e alıyoruz. İyi de Ahmet ne der bu işe? Ne diyecek? Ha Ömer ha Selim. İkisi de benim oğlum değil mi? Mühim olan mal bölünmesin. Sağ ol kızım. Sen uygun gördüysen benim için de uygundur abi. Madem Ömer istemedi. Selim yanımızda büyüdü. Hem onu daha iyi tanıyoruz. Yaşları da yakın birbirine. Böylesi daha münasip. Belma kızım. Bir bardak su verir misin? Hı hı. Demek çocuk sakat olur diye evlenmek istemiyorum dedi ha? Adam olmuş bize ders veriyor. Bizim aklımız bize yeter çok şükür. Hoşuna gitti mi şu herkesin? Hoşuna gitti mi? Şu güzelime bak ya. Ne kadar minik elleri var. Parmakları uzun ama gülüşü, bakışı sana çekmiş. Burnu da sana benziyor. Ömer. Heh. Bir kızımız olduğunu biliyorlar mı? Kimler? Ailen. Onlara yazdın değil mi? Yazdım.
Bu cimcimenin fotoğrafını da gönderdim. Belki torunlarını görünce barışırlar bizimle. Bu sevimli cadının yüzünü görünce dayanamazlar zaten. Göreceksin. Bak nasıl çağıracaklar bizi. Canım benim. Sen kızım ya. Boncuk gözlüm. Çok güzel oldu vallahi Lütfiye. Her şeyi var şimdiden. Şanslı bebek. Balcıoğulları'nın torunu bu. Sahi Ömer ne yaptı? Arıyor mu? Arıyor arada bir. Bugün mektubu geldi. Bak, kızının fotoğrafını göndermiş. Ay tatlı şey. Nazım abi gördü mü? Yok, daha öğleyin geldi. Nazım gelince göstereceğim. Ay aman kızım, sen bırak otur şöyle. Gel buraya. Çocuk doğdu doğacak. Sen hala iş yapıyorsun. Laf dinle Belma. Zaten sabahtan beri sancın var. Her şey hazır Beyzade'nin. Buyursun gelsin. Allah Allah. Ya bunlar dalmış bebeğin odasına. Geldiğimizi bile duymuyorlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın bakalım gelin hanım? İyiyim baba sağ ol. Bak dedesi torununa ne aldı? Çok güzel ama o kadar çok patiği var ki. Gördüm beğendim. Bunu doğunca giydir. Sen merak etme baba. Doğunca biz bunları giydiririz. Bir eksiği yok değil mi? Torunumuzun hiçbir eksiği kalmasın. Yok Allah'a şükür baba. Bisikleti bile var şimdiden. Nazım, Ömer mektup yazmış. Kızı olmuş. Bak fotoğrafını da koymuş. Bak çok tatlı. Aman ya Rabbim. Kızı olmuş ha. Ama benim oğlum olacak. Oğlum. Hem de aslanlar gibi. Hadi inşallah. Nazım, bakmayacak mısın torununun fotoğrafına? Ver şunu. Benim bir tane torunum var. Balcıoğulları'nın malına mülküne o sahip çıkacak. Başka da torunum yok benim. Ay. Baba geliyor galiba. Çabuk baba geliyor. Araba, hadi, araba, hadi, araba. Hadi, hadi. Anne, hadi siz hemen hastaneye. Ben Ahmet'e müjdeyi veriyorum. Hadi siz hemen hastaneye. Allah'ım torunum geliyor. Yoklar değil mi? Ahmet, ikimiz de dede oluyoruz ha? Öyle abi. Allah bugünleri de gösterdi çok şükür. Erkek olacak inşallah. Bütün bu arazilerin toprağın yeni sahibi olacak. Mallarımıza sahip çıkacak. Hele bir doğsun. Ertesi gün çıkarıp toprağa bastıracağım. Ata binmeyi de öğreteceğim. Araba kullanmayı da, traktör sürmeyi de. Doğmuş mudur acaba? Bilmem. Hastaneye gideli epey zaman oldu ama. Bir haber çıkmadı hala. Meraklanma abi. Kolay mı? Balcıoğulları'nın veliahtı geliyor. Selim geldi abi. Geldi torunumuz Ahmet. Geldi. Hadi gidelim. Selim, tamam mı oğlum? Doğdu mu torunum? Selim doğdu mu? Evet baba, doğdu. Erkek oldu değil mi? Evet, erkek. Aslan torunum benim. Biliyordum be. Erkek olacağını biliyordum. Selim, oğlum sen niye üzgünsün peki? Heyecandandır Ahmet. İlk defa baba oluyor. Hem de erkek babası. Baba, oğlum sakat doğdu. Ne? Sakat mı? Evet, kötürüm doğdu baba. Bacakları gelişmemiş, hiç yürüyemeyecek. Selim ne diyorsun? Kötürüm ne demek? Nasıl olur? Doktor dedi ki... Doktor ne dedi? Akraba evliliği yüzünden. Oğlum akraba evliliği yüzünden yürüyemeyecek. Sakat doğdu baba. Selim. Akraba evliliği mi? Torunum kötürüm ha. Onca malı mülkü, bağ bahçeyi el oğluna el kızına mı yedireceğim? Baba, Belma benim amcamın kızı. Birinci dereceden akrabam. Her şeyi geçtim, çocuğumuz bile sakat olur. Anlamıyor musunuz? Biz ne yaptık Ahmet?
Biz ne yaptık? Mal bölünmesin, yabancıya gitmesin diye torunumuzu biz sakat bıraktık. Ağlama abi. Takdiri ilahi bu. Yok abi. Bu bizim günahımız. Torunumuzu hırsımıza, cehaletimize kurban ettik. Onun vebali bizim boynumuza Ahmet. Onları gördükçe bu acıyı tekrar tekrar yaşayacağız Ahmet. Allah'ım sen bizi affet. Sen bizi affet. İşte böyle sevgili izleyenler. Gerçekten yaşanmış bir öykü izlediniz. Akraba evliliğinin neye bağlı olduğuna tanık oldunuz. Bundan ibret dersi çıkarmaksa en başta annelere, babalara düşün. Sevgili anneler, sevgili babalar, mal mülk bölünmesin, miras bölünmesin diye çocuklarımızı akraba evliliğine zorlamayalım. Oğullarımızı, kızlarımızı özürlü çocuk sahibi yapmayalım. Onlara ömür boyu mutsuz etmenin vebalini taşımayalım. Sağlıklı bir torunun dünyanın bütün malından, mülkünden daha değerli olduğunu unutmayalım. Gizli dünyaları izlediniz. Yeniden buluşuncaya kadar yüreğinizden iyiliği ve sevgiyi eksik etmeyin. Hoşça kalın.